Hazır şöyle ağaçlar çiçeklenmiş, hava mis gibi. Değil mi aşkım? O olmadığı için deniz... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerimiz, nasılsınız? Biz çok iyiyiz, keyfimiz çok yerinde, hava günlük güneşlik. Biz de kendimize hemen bahçeye attık. Evet, nihayet bu üst üste gelen yağmurların ve karların üstüne bugün gerçekten güneşli bir hava var. Şu üstümdeki tişört fazla geliyor şu anda. Sıcacık bir yaz havasını aratmayan bir gündeyiz arkadaşlar. Hazır şöyle ağaçlar çiçeklenmiş, hava mis gibi, gerçekten böyle sıcacık, tam bir yaz havası gibi havayı yakalamışken dedik ki bahçe işlerine artık başlamalıyız ve start verdik bugün. Birkaç işimiz var. Öncelikle bu yanımızdaki bahçe demirine bir malzeme aldık. Onu onunla kaplayacağız ve dışarıdan yürüyen insanların içeriği görmesini engelleyeceğiz. Evet. Biraz daha mahremiyetimizi korumak adına bu şekilde bir buraya önlem alacağız arkadaşlar ki arkada ektiğimiz çim vesaire burada bahçemizde rahat rahat vaktimizi geçelim. Mia suyumuzla, yeni bebişimizle güzel anlar yaşayalım istiyoruz. Burayı yaparken, çim yaparken burada da farklı bir alana oradaki kalın topraklara atmıştım ama çok çirkin bir görüntü oldu. Böyle taş gibi olduğu için o toprak, evet, onu biraz çapalayarak kırmamız gerekiyor. Bir taraftan da o işi yapacağız. Ayrıca çimenlerimiz de ufak ufak çıkmaya başladı. Yonca filizleri ufak ufak belirmeye başladı. Evet. Ama tabii ki kel kalan bazı yerler var, şu an görebiliyoruz. Yeni bir çim tohumumuz vardı. Onu da bugün o biraz boşluklara atıp iyice güzel bir çim oluşturmak için burada bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Günün sonunda da vaktimiz kalırsa Bambam Efendi'yi yıkayacağız hava güzelken. Normalde içeride küvette yıkıyorduk ama dedik artık bahçeli bir evimiz var, müstakil bir evimiz var, bir köy evimiz var. Bahçesinde yıkayabiliriz. Çünkü bu arada benim gene bir kargoları verip gelmek için ilçeye gidip gelmem gerekecek. Öyle bir zaman kaybımız var. Çok işimiz var. Bence çalışmaya başlayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz buraya şu şekilde bir gölgeli kaldık. Malzeme aldık. Hepsilerle tutturup boydan boya burada bir mahremiyet alanı sağlamış olacağız. Arkadaşlar ailecek tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutlarız. Umarım önce ülkemiz sonra da dünya için hayırlara vesile olsun. İnşallah. Şimdi çimimizi ekelim o zaman. Sebebi yok, ayak eze eze. Ne yapalım biliyor musun? Bak ben atayım. Sen arkadan benim attığım yere böyle ayağınla basa basa gez. Sonra da bir sulayalım. Takipçimiz de yazmıştı aslında, hani bunu toprakla karıştırıp sonrasında da silindirle üstünden geçseniz diye. Maalesef silindir gibi bir şey de zaten temin edemedik. Bu alan bizim daha çok dinlence için düşündüğümüz bir alandı. Ben gül çıksın istiyorum.
O yüzden biraz çim yoğun olsun istiyoruz. Evet, o nedenle de ikinci kat atılıyor zaten şu an. Bir kat çim var. Onlar yeni yeni patlamaya başlamışlardı. Biz şimdi çıplak kalmış olabileceğini düşündüğümüz olanlarda özellikle yoğun, birazcık daha o çim yoğunluğunu arttırmak için ikinci katı uyguluyoruz. Yani hem bambama hem de miyayı buradan uzak tutmak oldukça zor oluyor. O nedenle tohum biraz yer değiştiriyor olabilir ve bazı kısımlarda biraz fazla açılma oldu. Bir aynı karıda görüyoruz. Miyacık, babaya yardım et. Yardım et babaya. Yardım et babaya. Baba, şimdi arkadaşlar tohumu şöyle serdik. Bayağı da yoğun. Fakat üstüne ekeceğimiz alandan toprak alıp biraz dökmeyi düşündük. Fakat çok kalın geldi. Bize daha ince bir toprak lazım. O olmadığı için Deniz şimdi birazcık böyle ayaklarıyla ezip buraya bir silindirimiz olmadığı için Deniz yine buraya bir horon ekleyerek, değil mi? Bir Karadeniz müziği ekleyerek uygun. Artık yapacak bir şey yok. Malzeme eksiklerimiz var gerçekten. Ama i̇şte ama gençliğimiz var. Sıfırla oynamak istiyor herhalde. Miye gel. Koş. Nereye kızım? Ya Bambam nerede? Bambam'a bakalım. Nerede Bambam? Bambam kaçtı, yıkanacağım zannediyor. Evet Bambam, yıkanma saati. Hadi yıkayalım Bambam'ı artık. Gel Bambam. Kaçmak yok. Şampuanı bittiği için biz Mia'nın şampuanıyla yıkayacağız beyefendiyi. Gözleri yanmasın. Bambam mı bizi yıkayacak tabii, biz mi Bambam'ı yıkayacağız? Normalde evde yıkıyoruz, evde yıkadığımız için banyoya çağırdığımız zaman anlıyor ve korkuyor. İlk defa dışarıda yıkayacağız, o yüzden şu an anlamadı ve kaçmıyor arkadaşlar. Ama birazdan... Thank you.
Evet arkadaşlar, bizim için yorucu bir gündü ama tatlı bir gündü. Evet. Bir de ben ilçeye bir bisikletle gittim geldim. Kargolarımız vardı, onları verdim. Yakında size bir bisikletle de tur attıracağım. Burada bir köyü dolaştırmak istiyorum komple bisikletle, değil mi? Evet. Üste de belki drone'la. Aa çok güzel olur. Takip eder. Yani böyle aşağı komple... kısım falan güzel çünkü. Köyümüzü dolaşırız, bir ilçeye gideriz, geliriz birlikte. Siz de bizim o turumuza bir misafirlik etmiş olursunuz. Küçük küçük minik minik bir sürü aslında iş yaptık bugün bahçede. En önemlisi de şu çimlendirmek istediğimiz alanda tabii ki. Bunun dışında işte gül ağaçlarımız var, minik minik gül fideleri var. Onların diplerini birazcık böyle çapaladık. Yeni toprak koymuştuk. Yani bir şeyler yaptık aslında. Daha bahçede tabii çok işimiz var. Derken videomuzu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar demek ki beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız ayrıca seviniriz. Evet, hem çekirdek ailemiz genişliyor biliyorsunuz, bir önceki videoda haberini vermiştik. Hem de yavaş yavaş kanalımızdaki ailemiz büyüyor. Bu da bizi gerçekten çok memnun ediyor, mutlu ediyor. Yorumlarınız da bizim için önemli, gerçekten motive ediyor. Çünkü bazen böyle enerjimizin düğün hissettiğimiz anlar oluyor. Acaba o yorumları okuyoruz tekrar. Doğru yolda mıyız diye. Ama yorumlarınız o durumda bize gerçekten inanılmaz bir enerji kaynağı oluyor, güç veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, iftara da bir 2 saat gibi bir süre kaldı. Değil mi? Saat 5 civardır herhalde. Tüm kameralar, telefonlar çekim yaptığı için şu anda her şey dolu. Saatimi de bambamı yıkarken çıkartmıştım, o yüzden tam göremiyorum ama 2-2,5 saat gibi bir süremiz kaldı. Şu an burada hava biraz terinledi. Değil mi? O bunaltıcılığı gitti. Evet. Çok sıcaktı çünkü. Hafif bir rüzgar da çıktı. Ya şu an bu koltuk bana o kadar huzur verdi ki, arkada kuş sesleri zaten duyuyorsunuz. Bu arada birkaç kişi yorumlarda sordu, kuş seslerini siz mi ekliyorsunuz yoksa hani oranın gerçekten o kadar kuş sesi var mı diye. Arkadaşlar hiçbir sesi biz eklemiyoruz, gerçekten burada o kadar kuş sesi var. Evet. Şu anda da şansınızda çok yoğun bir kuş sesi var değil mi? Cik 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 cik. Evet. Yani hava da çok güzel olduğu için, açtığı için, hani güneş de var, tüm kuşlar demek ki dışarıda cik 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 cik, bayağı güzel bir şarkı söylüyorlar. Yani evet, bu saatler yoğun. Bir de özellikle sabah gün doğarken inanılmaz yoğun bir kuş sesi oluyor. Gerçekten çok güzel. Çok keyifli burada uyanmak. O zaten soran arkadaş da Menemen videosundaki sesler için sormuştu. Demişti ya dedi, sesi siz mi yani ekliyorsunuz, başka bir şey mi yapıyorsunuz üstüne diye. Arkadaşlar her şey tamamen doğal. Buranın sesini veriyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Gerek de yok zaten. Gerek de yok. Zaten fazlasıyla geliyor. Evet arkadaşlar, bir minik soluklanıp ondan sonra da drone'la bir görüntü çekmiştik. Şimdi bilgisayar başında nereye ne yapacağımızı aslında planlı gitmek istiyoruz. Bahçemiz çok büyük değil ama planlı gidersek çok güzel bir... Domatesleri nereye ekeceğiz, evet, biberleri nereye, karpuzlar nereye, böyle kuş bakışı tepeden bir drone resmi aldık aslında. Bilgisayar başında biraz çalışacağız. Bir 150 metrede damla sulama sistemi satın aldık. Evet. Büyük ihtimal pazartesi günü de o gelir. Ondan sonra da planladığımız gibi artık meyve sebzelerimizi ekmeye başlayacağız. Yaklaşık bir 2 ay sonra, değil mi? 2,5 ay sonra artık pazara da gitmemize gerek kalmayacak. Tavuklarımız yumurta verecek. Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, karpuz, kavun, marul, roka, maydanoz, dereotu, kıvırcık. Var mı unuttum? Fasulye. Evet, fasulye, mısır. Yani her şeyi ekmiş olacağız. Komple organik, doğal. Tam bir aslında şehirden köye gelen şehirlinin köy hayatı yapılacak başlayacak. Çok şeyler var arkadaşlar. Yani o nedenle gerçekten takipte kalın. Bu süreci bizimle paylaşın. Çok memnun oluruz. Yani tavuklar gelecek daha. Yumurta lazım. Köydeyiz. Yumurta çok tüketiyoruz. Yumurtlayan tavuklar gelecek. Onun dışında ekeceğimiz alandan bahsettik ama bir de eğlence... Tabii. İşte dinlence için düşündüğümüz alan var. Ateş çukurumuz, mobilyalarımız var. Onlar boyanacak, yastık mastık dikilecek. Aynen öyle. Bir bahçe tipi salıncağımız var, o balkondan aşağıya inecek. Onun dışında çok çiçek lazım, bir sürü saksı lazım. Evet. Daha çok bahçe için ve saksı çiçekleri de seçeceğiz. Bakalım, bir de olabilirse ben yazın buraya ufak bir portatif havuz da düşünüyorum. Kilis pek oralı değil ama evet. Yani ben Mia ile yüzmek istiyorum. Mia'ya yüzme de öğretmek istiyorum. Çok ufak yaşta o yüzmeyi de öğrensin istiyorum. Çok güzel portatif havuzlar var. Belki onlardan da bir tanesini buraya kuracağız. Yani bahçemizi her ne kadar bir şekilde izole hale getirmeye çalışsak da oturduğumuz bölge için biraz cesur bir hamle gibi geliyor havuz. O nedenle şu an ben pek sıcak bakmıyorum ama bakalım deniz mi baskın olur bizim. Cesur insanlarız. Derken bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.